Ağaç adam, sana kaç kere söyledim benimle uğraşma diye. Şimdi seni parçalayıp öldüreceğim. Az sonra. Sakar, yavrum, artık kalk. Saat 7 oldu. Hadi işe gireceksin. Tarlayı toparlamamız lazım. Tamam Mahmut abi. Son 2 dakika. Hadi yavrum, elini yüzünü yıka da gidelim. Tamam Mahmut abi, elimi yıkayıp geleceğim hemen. Hemen arkadaşlar şuradan bir tane soda içelim. Daha sonra gidelim iş artık ya. Güzelmiş vallahi, kalsın bu da. Biraz patates alayım. Yanıma bir tane de kılıç alayım. Tamam da artık işe girebilirim. Vallahi Mahmut abi, bugün Ayşe'yle beraber bir yerlere gidecektik. Ayşe abi nerede? Evinde yavrum, evinde seni bekliyor. Beni mi bekliyor? Evet, seni bekliyor. Ama 2 gündür dışarı çıkmıyor bu çocuk ya. Ayşe abi 2 gündür dışarı çıkmıyor mu? Evet vallahi, yemek bile yemiyor. Ne olmuş, hasta mı olmuş acaba arkadaşlar ya? Merak ettim. Aa Anıl, ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben Anıl valla. Sana bir şey soracağım. Bu Ayşe abi niye 2 gündür dışarı çıkmıyor? Bilmiyorum ki kardeşim, galiba hasta oldu. Kaç gündür beni de yoklamıyor. Nasıl, seninle mi yoklamıyor? Arkadaşlar sizce Ayşe adama ne oldu ya? Neyse neyse, birazdan gideriz yanına. Gidip bir sorarız ne olmuş ona. Tamam kardeşim, birazdan soralım da sana bir şey söylemem lazım. Ne soracaksın bana? Kardeşim ben işten kovuldum ya. İşten mi kovuldun? Evet kardeşim, işten kovdu ha beni. Neymiş, bütün yemekleri yiyormuşum. Kardeşim sen yemekleri mi yiyor peki? Evet, yemekleri yiyorum, ne zannettin? Kardeşim yemekler yenir mi işte, Allah'ını seviyorsan. Ya bu ne yapayım, acıkmıştım. Yok öyle kardeşim, çalışacaksın, hadi gel takip et beni. Arkadaşlar neyse, biz de gidelim bari sallanıp çalışalım. Ondan sonra arkadaşlar gidelim bakalım. Ağaçlam ne yapıyor ya, merak ettim acaba arkadaşlar, ağaçlama bir şey mi oldu? Neyse umarım bir şey olmamıştır. Neyse uyuyordur ya, hastadır herhalde. Doğru değil mi dur? Hıp! Allah'a kaçmış bu geri, gel lan buraya, kaçma. Gel lan buraya. Lan niye gelmiyorsun? Ya kardeşim gelmeyeceğim. Geleceğim. Gel buraya, takip et beni. Allah Allah. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mum. Ağaçlama bir şey olmamıştır değil mi? Ya ne olacak ona? Kocaman boyu var. Bir tane vursa ölecek zaten herkes. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Ola bir şey olmaz ya. Hasta olmuştur o kesin. Vallahi arkadaşlar. Daha ağaç adamla yeni tanıştık. Şu ağaç adamla nerede tanışmıştık bizim? Luna Park'ta, Luna Park'ta. Doğru arkadaşlar. Luna Park'ta çalışmıştık. Ana ne yapıyorsun lan Mahmut? Aynen iyiyim lan valla. Tarlayı toparlayacaktım. Siz ne yapıyorsunuz? Ya ben toparlıyorum. Sen git git. İşi nerede? Arkadaşlar valla bu da Mahmut kafa yemiş ya. Tarlayı toparlayacağın zaman geliyor bu da. Neyse neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle tarlamızı toparlayalım. Hop bunları böyle. Böyle böyle hop. Böyle böyle hop hop. Tamamdır. Tarlamı toparladım kardeşim. Soğuk kala 4 tane kaldı. 6 tane kaldı. İyi iyi. Yine çalışmadım ben. Lan harbi sen çalışmadın. Allah Allah arkadaşlar, mut gire kaytardı ya. Neyse neyse, sohbeti sardı. Hadi gel takip et beni. Hemen şu tarla işlerini bırakalım, daha sonra ağaç adamın yanına gidelim. Hani ay, ne yapıyoruz la? İyiyim Mahmut, iyiyim, hadi görüşürüz. Arkadaşlar valla Mahmut da kafa yemiş. Mut kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Neredesin? Buradayım buradayım. Ha kardeşim, ne yapıyorsun burada ya? Seni bekliyorum. Tamam bekle beni. Hemen tarla işlerini bırakayım da gidelim hadi. Neyse arkadaşlar, hemen şu tarla işçilerimizi bırakalım. Daha sonra gidiyoruz. Mahmut abi, biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Mahmut abi, valla ağaç adamın yanına gidiyoruz. Herhalde hasta olmuş. Nereden biliyorsun hasta olduğunu? Bilmiyoruz ki işte Mahmut abi. Kaç gündür dışarı çıkmıyor dedin ya sen. He çıkmıyor. Valla bir şey olabilir. Git bakalım. İnşallah bir şey olmamıştır ağaç adama. İnşallah Mahmut abi. Yeni tanıştık. İyi birisi ya. Neyse. Hadi gel Nup. Gidiyoruz. Geliyorum, geliyorum. Hadi gel. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim diyecektim. Aa burada bir şey geldi kapıma. Geber lan. Geber lan, gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kafana kafana vuracağım. Kafana vuracağım lan senin. Gel buraya lan. Beni öldüremezsin. Helal lan Nup. Hihihi. Öldürdüm onu. Helal lan. Neyse gel 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 gel. Ağaç adamın evine gidelim bakalım. Arkadaşlar kaç gündür dışarı çıkıyormuş ya. Acaba ne oldu? Neyse gidip bir kapısını çalalım şöyle. Hop neyse. Tek 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 tek.
Kardeşi ses gelmiyor. Harbi de ses vermiyor. Neden ses vermiyorsun? Açtım. Tık 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 tık. Sen ne oluyor? Kardeşim bağışıklar yok. Nasıl yok? Bildiğin ağaçtan yok mu? Nasıl sakar olması lazım ya, evdeydi, kaç gündür dışarı çıkmıyor ki o. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ağaçtan evde yok, valla ağaçtan evde yok. Neyse bir dakika bir dakika. Aha! Kardeşim burada kar izleri var. Ne oluyor lan? Allah, burayı izleyen bir şey yok mu ya? Arkadaşlar ağaçtan ama gezinmiş oldu ya. Ne yapacağız Lüp? Bilmiyorum kardeşim, kar izleri takip mi etsek? Olmaz. Bizi de öldürdüler kardeşim. Elimizde güçlü bir silah bile yok. Doğru söylüyor. Elimizde güçlü silah olsa bile gidemeyiz ki. Tek başımıza öldürürler bizi. Fazla kişilerse bizi de kaçırıp o ağaç adamı öldürebilirler. Ağaç adamı ölmedi. Saçmalama. Kafana vurup öldürür seni Lüp. Tamam tamam. Yanlış çıktı dedim. Bir ağzından kaçtı. Tamam. Öyle bir şey deme. Şuna gireceğiz ve zengine diyeceğiz ki kabere kayıtları var burada. Kabere kayıtları kontrol edeceğiz. Ağaç adam ne yapıyormuş ve nereye gitmiş öğrenmemiz lazım. Kardeşim peki kabere kayıtlarını zengin gösterecek mi? Zengin bizden nefret ediyor. Kardeşim gösterir gösterir. Ağaç adam onu seviyor. Doğru söylüyorsun. O da seviyordu değil mi? Evet evet. Hadi gel takip et beni. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım şuraya gidelim. Tık 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 tık. Gir gir gir. Giriyorum zengin. Zengin sana bir şey söylemem lazım. Yine ne istiyorsunuz? Para mı istiyorsunuz? Hayır, para istemiyoruz. Ağaç adamı biliyorsun değil mi? Evet, ondan yeni tanıştım ve iyi birisi. İşte o ağaç adamı galiba kaçırmışlar. Burada kan izleri var ve ayak izleri var. Senin kamera kayıtlarından acilen bakmamız lazım nereye gittiklerine. Ne? Kaçırmışlar mı? Tamam, hemen bakalım. Hemen bak kamera kayıtlarına, hemen. Tamamdır. Kamera kayıtlarına hemen bakıyorum. Şöyle arkadaşlar hemen kamera kayıtlarına şöyle girelim. Hop. Kamera kayıtlarında şu an alıp seni görüyorum. Burada kimse yok. Üçüncü kameraya bakıyorum ve burada bir büyücü var. Ne? Büyücü mü var? Evet büyücü var ve ağaçtan yerde yatıyor ve kandı şekilde. Ne? Ne? Büyücü mü yapmış demek ki? Evet galiba büyücü yapmış. Peki nasıl yapmış? Bilmiyoruz ki kardeşim valla. Zengin bizi yardım etmen lazım. Nasıl yardım edebilirim size? Kamera kayıtlarında şu anda ben de görüyorum. Ağaç yerde yatıyor ve büyücü de ona bakıyor. Aynen valla. Allah'ım yarabbim ne yapacağız? Gördüğün gibi zengin. Bütün kamera kayıtlarına baktık ve gördüğün oradaki büyücüyle ağaç adamı kaçırdığını gördük. Peki ben buna ne yapabilirim? Elimden geldiği kadar sizi yardım etmeye çalışırım. Ya bizi yardım edebilirsin de. Senden sadece bir şey isteyebilirim. Bana silah verebilir misin? Evet, sana silah verebilirim. Ama geri vereceğine söz verirsen. Kesinlikle söz veriyorum zengin. Sadece ağaç adamı kurtarmak için istiyorum. Tamam, o zaman veriyorum. Al bakalım bu silahı. Ver bakalım zengin. Teşekkürler zengin. Şimdi gidip de ağaç adamı kurtaracağım senin için. Neyse, hadi görüşmek üzere zengin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ağaç adamı kurtarıp gel Sekar. Güveniyorum sana. Tamamdır geleceğim zengin, söz veriyorum sana. Neyse arkadaşlar gideceğim ve şimdi o açıda bir kurtaracağım. Lüp kardeşim hadi takip et beni, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kardeşim sen beni takip etsene, gideceğimiz yeri ben biliyorum ya, sen gel ya gel. Arkadaşlar hemen bu kadar takip edeceğiz ve o ağaç adamı kurtaracağız. Kardeşim burada ayak izleri var ağaç adamın. Kardeşim ağaç adamı bu kadar ayak izi yok ki, büyük ayak izi. Doğru söylüyorsun. Herhalde büyücünün bir tane yalıtığı var ve ağacın ayağı... Herhalde büyücünün bir tane canavarı var. O onun ayak izi olabilir. Aynen kardeşim, doğru söylüyorsun. Böyle canavarların ayak izleri çok büyük olur. Aynen aynen aynen. Aynen. Neyse gel gel gel. Kan buradan devam ediyor. Arkadaşlar ya. Valla açıdım galiba kaçırmış arkadaşlar büyücü. Ve arkadaşlar büyücülerin intikam almamı istiyorsanız da yorumlarda yazmayı unutmayın. Neyse şimdi gideceğim ve ağaç adamı kurtaracağım. Ha kardeşim bu ayak izleri çok büyük. Bu ağaç adamın yani kısaca büyücünün bu canavarı bizi öldürmesin. Öldüremez bizi, öldüremez. Silahlarımız var. Doğru söylüyorsun da canavar diyorsun. Tepegöz olabilir bu. Ne? Tepegöz mü? Evet kardeşim tepegöz olabilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Neyse takip et beni. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Buradaki kanlar durdu. Şimdi şu tarafa bakacağım. Aha kardeşim burada sona eriyor. Peki burada ne yapacağız? Burada etrafına saatte falan tıkla o zaman. Gizli geçit olabilir. Aynen.
Aynen kardeşim. Şöyle hemen sağa çıktım arkadaşlar. Burada ayak izi var. Bu ayak izinde ne yapacağız biz kardeşim? Kardeşim, ayak izinin içinde gizli geçit belki olabilir. Çünkü bu tarafı işaretliyor. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. O zaman kardeşim, sen burada bekle. Ben şimdi gideceğim, tamam mı? Galiba gizli geçit bu taraflarda bir yerde. Kardeşim, nereden biliyorsun? Belki gizli geçit yok. Beni burada bırakma. Tamam, seni bırakmayacağım. Hemen arkadaşlar şöyle sağa tıklayalım. Hop, bu ağacın altında olabilirim. Şöyle bakayım. Arkadaşlar burada değil. Hemen şuraya bakayım. Şöyle. Kardeşim, hiçbir yerde yok. Bir de şuradaki gördüğü önümdeki vardı ya, bir tane ayak izi. Evet. O ayak izini sağ tıkla bari. Orada vardır belki. Ayak izlerinin altında olabilir. Doğru söylüyorsun. Hemen arkadaşlar tıklayalım. Kardeşim. Neredeyim lan ben? Neredeyim lan ben? Ne oluyor burada? Şimdi seni öldüreceğim ağaç adam.